Merhaba sevgili öğrenciler. 5. sınıf konularımızdan uzunluk ölçüleri konusunu sizlere bugün elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Uzunluk ölçülerini 4. sınıfta bir bölümünü öğrenmiştiniz. Metre, kilometre, santimetre ve milimetre birimlerini öğrenmiştiniz. Şimdi aralardaki diğer birimleri de sizlere anlatmaya çalışacağım. Uzunluk ölçülerine bize en çok yardımcı olan şey bu uzunluk ölçüleri merdivenimiz. Bakın metre en ortada bulunuyor ve metreden daha büyük olan uzunluklar var ve metreden daha küçük olan uzunluklar var. Bunları bir merdiven basamağına yerleştiriyoruz. Bakın metreden küçük olanlar metreden bir basamak aşağı indiğimizde desimetre birimimiz var ve kısaca dm ile gösteriliyor. Desimetreden bir basamak indiğimizde santimetre birimimiz var ve onu biliyorsunuz zaten. Bir de milimetre var en aşağıda. Metreden yukarı doğru çıktığımızda metreden daha büyük olan dekametre var ve dam olarak yazılıyor. Ondan bir kademe yukarı çıktığımızda bir basamak hektometreyi görüyoruz ve en üstte de kilometreyi görüyoruz. Bu merdiven ne işe yarıyor? Bu merdiven bize dönüşümleri yaparken yani bize metre olarak verilen bir uzunluğu santimetreye döndürürken ya da metreyi hektometreye döndürürken bu merdivenden yararlanıyoruz. Nasıl yararlanıyoruz? Eğer bize verilen uzunluktan e, istenen uzunluk aşağıdaysa, aşağı doğru giderken çarpma yapıyoruz ve her basamağın arasında 10 ile çarparak gidiyoruz bu şekilde. Peki iki basamak indiğimizde ne olacak? Onu da yine söyleyeyim. Mesela metre olarak verilen bir uzunluk santimetre olarak istendiğinde kaç basamak gidiyoruz? Bakın. 1 2 basamak. O zaman 10 10 çarpı 10 100. Yani 10, 100 ve 1000 olarak gitmemiz gerekiyor. Mesela şöyle şunu da yazayım. Metre verildi ve milimetre istendi bizden. O zaman 1, 2, 3 basamak gittiğimize göre 1000 ile çarpmamız gerekiyor. Onu da kısa yoldan şöyle yapabilirsiniz sevgili öğrenciler. Mesela 1000'de 3 sıfır var. Demek ki 3 basamak indiğimizde 1000 ile çarpacağız. 2 basamak indiğimizde 100 ile çarpacağız. Bakın 2 sıfır var. Bir basamak indiğimiz zaman 10 ile çarpıyoruz. Bakın 1 sıfır var. Yani buradan da e, anlayabilirsiniz. Yine yukarıdan gelen aşağıya doğru indiğimiz uzunluklarda çarpma yapıyoruz. Peki bize verilen uzunluk metre verildi. Ama hektometre yani yukarı çıkmamız isteniyor. O zaman da tam tersi olan bölmeyi yapıyoruz. Metreden böyle her basamak çıktığımızda 10 ile bölüyoruz. Bu şekilde 2 basamak çıktığımızda 10 çarpı 10 yani 100 ile bölüyoruz. 3 basamak çıktığımızda da 1000 ile bölme yapıyoruz. Zaten bunu 4. sınıftan alıştınız. Metre verilip kilometreye döndürürken ne yapıyorduk? 1000 ile bölme yapıyorduk. Yani kısacası yukarı çıkarken bölme yapıyoruz. Aşağı inerken çarpma yapıyoruz. Bu uzunluk merdivenimizi, merdivenimizi muhakkak her öğrencimizin ezberlemesi gerekiyor. Bunun için de sizler defterinize bunu çizerek, yazılarını kendiniz yazarak kısa zamanda ezberleyebilirsiniz. Çünkü ezberlemezseniz sınavlarınızda yazılarınızda aklınıza gelmez, kaç basamak ineceğinizi, kaç basamak çıkacağınızı bilemezsiniz ve böylece dönüşümleri yanlış yaparsınız çok konuşmadan hemen alıştırmalara geçiyorum. Şimdi alıştırmaları yaptıkça daha iyi anlayacaksınız. Bu bir kenarda dursun çünkü ihtiyaç oldukça sizlere göstereceğim şimdi. İlk alıştırmamız aşağıda verilen uzunlukları kilometreye çeviriniz diyor. Şimdi bize verilenleri kilometreye çevireceğiz. Evet ekranımızı biraz büyüttük. Bakın metreyi kilometreye döndüreceğim. Hemen merdivenimi getirdim. Metreyi kilometreye döndürmek için bakın metreden 1, 2, 3 basamak yukarı gidiyorum. Ve yukarı giderken bölme yapmam gerekiyordu. 10, 100 ve 1000. 1000'e bölmeliyim. O zaman verilen uzunlukları hep 1000'e böleceğim. 9000'i 1000'e böldüğüm zaman 3, 0 silerim. Cevap 9 kilometre olur. Şimdi 520'yi nasıl 1000'e böleceğim? Şöyle yapabilirsiniz. 520 bölü 1000. Bu şekilde yaptığımız zaman bunu nasıl gösteririz biz? Şöyle gösteririz. 0 tam. 1000'de 520 olarak gösterebiliriz. Hatta şu sıfırı da yazmasanız bile olur. 4300'ü 1000'e nasıl böleceğiz? Ee, bir de başka bir yol göstereyim sizlere sevgili öğrenciler. 1000'e bölmek için ne yapıyorduk biz? 3 sıfırı siliyorduk. Ama bu kez 2 e, sıfır var. Bir de başka bir rakam var. E, şöyle yapalım hiç silmeyelim ve 3 tane rakamı şöyle sayıp şuradan virgülle ayıralım. Ne kaldı? 4 virgül 300 oldu. Şöyle yapabiliriz. Ama buradaki sıfırların ikisini de silebiliriz. Çünkü oradan sıfır atabiliyorduk. Yani biz bunu 4 virgül 3 kilometre olarak yazabiliriz. 30 metreyi ne yapacağım? Yine kilometreye döndüreceğim. 1000 ile bölme yapacağım. Ama iki tane rakam var. Nasıl böleceğiz? Şöyle bölebiliriz. 30 bölü 1000 şeklinde gösterebiliriz. O da nasıl olur? 0 tam 1000'de 30 olarak gösterebiliriz. Devam edelim. Aşağıda verilen uzunlukları metreye çeviriniz. Şimdi bu kez hep kilometre vermiş ve metreye döndüreceğiz. Hemen merdiveni göstereyim. Kilometreden metreye doğru ineceğiz. Kaç basamak? 1, 2, 3 basamak. Yani... 1000 ile çarpma yapacağız. Çünkü aşağı inerken çarpma yapıyorduk. 10, 100 ve 1000 ile çarpacağım. Hemen yapıyorum. 7 çarpı 1000, 7000 eder. 1,35. Şimdi burada çarpmayı nasıl yapacağız? Onu göstereyim. 1 tam %35. Şimdi bunu 1000 ile çarpacağım. 1000 ile çarparken ne yapıyorduk? Herhangi bir sayı olduğunda sağ tarafına 3 sıfır ilave ediyorduk. Ama mesela şöyle göstereyim. 8 çarpı 1000 dediğimiz zaman Nasıl yapardık? 8'in yanına 1, 2, 3 tane sıfır eklerdik. Burada sıfırlar olmadığı için yani hep sıfır eklememiz mümkün olmadığı için ne yapacağım? Bu kez virgülü 1, 2, 3 defa kaydıracağım. Nereye doğru? Sağa doğru. Kaydırıyorum. Şöyle şey yapalım. Çarpı 1000 diyelim. Nasıl yazacağımı bilemedim. 3 basamak kaydıracağım şimdi. 1, 2, Burada kalmadı. O zaman buraya da bir sıfır ekledim. Yani şöyle 1, 1350 metre olur. Tekrar ediyorum. Virgülü 1, 2, 3. sayı olarak da sıfır ekledim. Virgül buradaydı. 1, 2, 3 tane kaydırmış oldum. Ve virgül dışarı çıkmış oldu. Artık virgülü yazmama gerek kalmadı. Ve 1350 metre oldu. Sıfır tam onda 6 kilometre. Yine aynı mantık. Hemen şöyle yapıyorum virgülü kaydırmaya başlıyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Ama 3 tane kaydıracağım için şuraya 2 sıfır da kendim ilave ettim ve kaydırıyorum. 1, 2, 3 virgül dışarıya çıktı. Ve burada ne kaldı? 600 kaldı. Baştaki sıfırın artık bir değeri kalmadı. O zaman 600 metre olarak yazdım. Burada 3 rakam var. Burada kaydırmam kolay. Hemen kaydırıyorum. Bakın 1000 ile çarpıyorum. Bunu hatırlatayım yine. 1, 2, 3 defa kaydırdığım zaman 4 kaldı ve virgül dışarı çıkmış oldu. 4 metre oldu. Devam edelim. 20 kilometre yani 1000 ile çarparım. Şimdi kolay. 1, 2, 3, 0 atarım. 20.000 bin metre olur. Geldik diğerine. Metreleri verilenleri milimetreye döndüreceğiz. Metreyi milimetreye döndürürken hemen bakalım. Yine bu kez Aşağı doğru iniyoruz. 1, 2, 3 basamak. Yani 10, 100 ve 1000 ile çarpmam lazım. milimetreye döndürürken. Yine yapıyorum aynısını. 7 çarpı 1000. 7000 milimetre. Santimetreyi milimetreye döndürürken. Bakın. Bir basamak iniyorum. O zaman sadece 10 ile çarpacağım. Ve 80 milimetre olacak. Yine santimetreyi milimetreye döndürürken. 10 ile çarpacağım. Bir basamak indiğim için. 150 milimetre. Burada metreyi milimetreye döndürüyorum. Yani ne yapacağım? 1000 ile çarpacağım. Ama 2 rakam var. Şöyle göstereyim. 1 sıfırı da kendim ilave ettim. Şimdi 3 rakam kaydırabilirim. 1, 2, 3. Virgül dışarı çıktı ve 130 milimetre oldu. Şimdi santimetreyi milimetreye döndürürken 10 ile çarpacaktım. O zaman 1 sıfır koyarız normalde çarpma yaparken. O zaman virgülü bir defa kaydırdığım zaman Oluyor çarpma ve 6 kalıyor. 6 milimetre yapıyorum. Metreyi yine milimetreye döndürürken 3 rakam kaydırmam gerekiyor. 1, 2, 3 tane kaydırdım. 90 oldu. 90 milimetre oldu. Evet devam edelim. Şuradan devam edelim sevgili öğrenciler. Yukarıdakiler de az öncekileri yaptığıma benziyor zaten. Ben bu kez toplamaları yapayım. Videoyu çok uzun tutmayalım. Santimetre var, desimetre var ve milimetre var. Bunları santimetre olarak istiyor bizden. Burayı çevirmeme gerek yok. Zaten santimetre. Desimetreyi santimetreye çevireceğim. O zaman ne yapmalıyım? Bir basamak bakın aşağı inmeliyim. 10 ile çarpmalıyım. Yani 3'ü 10 ile çarptığım zaman 30 oluyor. İlk önce şu 23'ü yazayım. Bu da 30 oldu. Milimetreyi santimetreye döndürmek için ona bölmem lazım. Yani bir sıfırı siliyorum. Şöyle silersem 20 kalıyor. Bu da 20 santimetre oldu. Topluyorum. 3, 5, 7, 73 santimetre oldu. Cevabımız şuraya yazabiliriz. Şöyle. Diğerleri ne vermiş ne isteniyor? Bakıyorum desimetre olarak isteniyor. İlk önce metreyi desimetreye döndüreyim. Hemen bakıyorum. Metreden desimetre. 10 ile çarpmalıyım. 35'i 10 ile çarptığım zaman 350 oldu. Santimetreyi desimetreye döndürmek için bir basamak üste çıkıyorum. O zaman da 10'a bölmem lazım. 120 oldu. Burası zaten desimetre. Bunu çevirmeme gerek yok. 3'ünü topluyorum. 0, 12, 4 oldu. 5, 520 desimetre oldu cevabımız. Diğeri Evet 56 hektometre 3 kilometre 5000 desimetre kaç dakametre eder? Şimdi hektometreyi dakametreye döndüreceğim. Bakın hektometre dakametreye dönmesi için aşağı inmem. Yani 10 ile çarpmam lazım. 56'yı 10 ile çarpıyorum. 560 oldu. Kilometreyi dakametreye döndürmek için 2 basamak iniyorum. Bu kez 100 ile çarpmalıyım. 3'ü 100 ile çarptığım zaman 300 oluyor. Desimetreyi dakametreye döndüreceğim. Burada göstermek istiyorum tekrar. Desimetreden dakametreye 2 basamak yukarı çıkıyorum. Yani 100'e bölmem lazım. 10, 100 olarak 2 basamak çıktığım için hemen 2 sıfırı silersem 100'e bölmüş olurum ve 50 kalıyor. E, toplama olduğu için topluyorum. 0, 11, 6, 3 daha 910 dakametre oldu. 54 hektometreden 3 kilometreyi çıkarma yapacağım ve bunlar kaç dakametredir diyor. Ha, benden dakametre istediği için ikisini de dakametreye döndürüp öyle çıkaracağım. 54 hektometreyi bakın dakametreyi döndürmek için ne yapıyorum? 10 ile çarpıyorum. Ne oldu? 54 çarpı 10 540 oldu. Kilometreyi dakametreye döndürüyorum. Kilometreden dakametreyi inmek için 100 ile çarpmam gerekiyor. 3 çarpı 100, 300 oldu. Çıkarma işlemi olduğu için çıkarıyorum. 0, 4 240 dakametre oldu cevap. E, milimetre olarak istiyor benden. İkisini de milimetreye çevireceğim. Desimetreyi milimetreye döndürmek için 2 basamak ineceğim. Yani 100 ile çarpacağım. 17 çarpı 100. 2 sıfır eklerim. 1700 oldu. Santimetreyi milimetreye döndürmek için 1 basamak iniyorum. Yani 10 ile çarpıyorum. 150'yi 10 ile çarpınca bir sıfır eklerim. 1500 olur. Bunlar çıkarma işlemi. 0, 0, 2 200 milimetre oldu. Bir de problemimiz var. Bir yolun önce 370 metresini daha sonra 0 tam %63 kilometresini giden Erdem'in yolun sonuna ulaşması için 320 metre daha gitmesi gerekiyor. Bu yolun tamamı kaç metredir? Sevgili öğrenciler soruların sonuna çok dikkat edin. Benden metre istiyor. O zaman ben hepsini metreye döndürüp de yapacağım. Bu zaten metre. Şu kilometreyi metreye döndüreceğim. Yani 1000 ile çarpacağım. Hemen yapayım. 3 e, defa kaydırmam gerekiyor virgül ama 3 rakam yok. O zaman bir sıfır kendim ekleyeceğim ve kaydırıyorum. 1, 2 ve 3 buraya geldi. Virgül dışarı çıkmış oldu. 630 metre oldu. 370 metre gitmiş. Daha önceden onu da ekliyorum. Ve 320 daha giderse böylece yolun tamamını bitirmiş oluyor. Onu da yazıyorum. Ve üçünü topluyorum. Böylece yolun uzunluğunu bulmuş olacağım. 0, 10, 12, 7, 10, 13. Evet yolun tamamı 1320 metreymiş. Yani cevabımız değişik oldu. Geldik diğer son kağıdımıza. Masanın boyu 1,2 metre. Evet sorumuzu göstermeyi unutmuşuz. Kitabın boyu 28 santimetre ve cetvelin boyu ise 4000, şey, 400 milimetredir. Bu uzunlukların toplamı kaç santimetredir? Benden santimetre istediği için e, diğerlerini santimetreye döndürmeliyim. Metreyi santimetreye döndürmek için e, 100 ile çarparım. Ama virgüllü olduğu için virgülü 2 defa kaydıracağım. 1,2'yi Virgülü 2 defa kaydırmam için 2 rakam olması lazım. Şuraya 1 0 ekleyip kaydırıyorum. 1 bir, 2 virgül dışarıya çıktı ve 120 oldu burası. 120 cm e, santimetre oldu. 28 zaten hazır halde. Milimetreyi santimetreye döndüreceğim. O zaman e, bir basamak yukarı çıktığım için bölme yapacağım. Ona böleceğim ve bir sıfırı sildim. 40 santimetre oldu. Bunların toplamı 8 8 ve 1. 188 cm oldu. Cevabımız A şıkkı. Üçüncü soru. Mehmet Bey'in evi ile iş yerinin arasındaki mesafe 650 metredir. Mehmet Bey haftanın 5 günü işe gidiş gelişlerinde toplam kaç kilometre yol gider? Şimdi 650 metreymiş. E, gidiyor ve geliyor. Yani bir günde bu mesafeyi iki defa kat etmiş oluyor. 650 ile önce 2'yi çarpıyorum. 0, 10, elde var 1, 12, 13. Yani Mehmet Bey bir günde gidip geldiği zaman 1300 metre yol gidiyor. 5 gün gidecekmiş. Haftanın 5 günü. 1300 ile 5'i çarpalım. 0, 0, 15, elde var 1, 5 kere 1, 5, bir de elde. 6500 metre yol gitmiş oluyor. Ama diyor ki ben bana Kaç kilometre yol gider? O zaman ne yapmalıyım? 6500'ü 1000'e bölmeliyim. Metreyi kilometreye döndürmek için. 1, 2, 3 tane basamağı ayırıyorum. Ne kaldı? 6,5 Yani buradaki sıfırları saymasam da olur artık. Yani cevabımız 6,5 6, kilometre oluyor. Cevabımız aşık oluyor. Dördüncü sorumuz. Buse 0 e, tam binde 999. Aslında kısa yoldan şöyle okuyabiliriz. 0,999 metre uzunluğundaki bir kurdelenin 0,369 metresini arkadaşına aldığı hediyeyi paketlemek için kullanmıştır. Buna göre geriye kaç milimetre kurdele kalmıştır? Biz bunların ikisini ilk önce çıkaralım. 0,999. İkisi de metre çünkü. 0,369'u çıkaralım. 0, 3, 6 Bu kadar metre kurdele kalmış. Ama bunu kaç milimetre olarak döndürmem gerekiyor. Metreyi milimetreye döndürmek için ne yapıyoruz? 1000 ile çarpıyoruz. Yani 3 rakam kaydırıyorum. 1, 2, 3 rakam kaydırdığım zaman virgül dışarıya çıkıyor. Ve 630 oluyor cevabımız. D şıkkı. Son soruyu da yapıp dersi bitirelim. Mehmet Bey'in evi ile iş yerinin arasındaki mesafe 650 metredir. <laughs> Az önce bu soruyu sormuştuk. E, i̇ki defa basılmış. Kusura bakmayın. Baskı hatası olmuş. O zaman bu son soru olarak kabul edelim. Zaten bu soruyu üstte çözmüştük. Şurada cevabı bulmuştuk. E, dersimizin sonunda sizlere iyi çalışmalar. Derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.